Bir önceki videoda bölgeye egemen Pers İmparatorluğu'nun Anadolu Yarımadası'nda İonyalıların çıkardığı isyanı bastırmak zorunda kaldığını gördük. Persler, Atinalıların ve Eritreyalıların İonyalılara yardım etmesine gerçekten çok kızmışlardı ve bu yüzden kralların kralı lakaplı Darius, Atina ve Eritrea'yı fethetmek ve ele geçirmek için yola çıkmıştı. İlk olarak M.Ö. 492 yılında bölgeye bir donanma göndermiş ama donanma fırtınada yok olmuştu. Aslında bu olay bir Pers donanmasının en azından bir bölümünün fırtınayla son kez yok edilmesi değil. Daha sonra Darius 490'da bölgeye tekrar bir donanma göndermiş ve Maraton'da Atinalılar tarafından yenilmişti. İşte tam olarak burada gerçekleşen bir olaydı. Fakat son videoda belirttiğim gibi Persler için bu iş kapanmamıştı. Darius Yunanlarla bir kez daha savaşacak kadar yaşamadı. Ancak oğlu Xerxes ya da diğer adıyla Serhas, Yunanların karşısına onları devirmek için inanılmaz büyük bir güçle çıktı. Serhas bu işin bitmesini o kadar çok istiyordu ki ordunun başında bizzat kendi vardı. Ve şimdi ilk Pers istilasından 10 yıl sonrasındayız. Milattan önce 480'deyiz. Serhas, Yunanistan'ı kara ve deniz yoluyla istila etmeye çalışıyor ancak göreceğimiz gibi o da başarılı olamayacak. Fakat bu ikinci istila bir efsaneye konu olacak. Bu arada yine tekrar ediyorum, bu konudaki tarihi kayıtlar bize Yunan tarihçi Herodot'tan geliyor ve o da bu olayların doğrudan bir gözlemcisi değildi. Dolayısıyla tüm bunları biraz ihtiyatla ele almak lazım çünkü anlatılanlar bazen Yunanları olduğundan daha iyi gösteriyor. Ancak yine de bu olayların çoğunun gerçekten olduğu düşünülüyor. Şimdi Serhas'ın ne yapmaya çalıştığını düşünelim. Burada bu mor çizgiyi görüyoruz. Bu çizgi Serhas'ın 480 yılında yaptığı saldırının güzergahı. Gördüğünüz gibi bir tane denizden giden mor çizgi var, işte böyle. Ve bir tane de karadan giden bir mor çizgi var. Şimdi buraya biraz daha yakından bakalım. Burada başka bir haritamız daha var. İkinci, Pers istilasında yaşanacaklar hakkında bize daha net bir resim vermesi için buradaki haritaya bakabiliriz. Burada kara kuvvetleri var ve Heredot'a ve o zamanki tarihçilere göre sayıları muhtemelen milyonları buluyor. Ancak günümüz tarihçileri bu sayının 50 bin ila 300 bin arasında olduğunu düşünüyorlar. Aslında sayıyı gerçekten bilmiyoruz ama milyon olmadığını biliyoruz. 50 bin ila 300 bin arasında ancak yine de ne olursa olsun çok büyük bir askeri güç söz konusu. Hemen not düşelim yüz binlerce. Belki 50.000 bin ila 300 bin arasında ama biz kısaca yüz binlerce diyelim. Pers kuvvetleri ayrıca yaklaşık 1200 gemilik bir donanmaya sahipler. Şimdi Persler ne zaman Yunanistan'a saldırmaya çalışsalar hava ile ilgili şansları pek yaver gitmiyor. Yine fırtınaya yakalanıyorlar ve donanmanın üçte biri yok oluyor. Ve sonra burada kalıyorlar. Tabi bunların hepsi tahmini sayılar. Yani unutmayın ki bu olaylar neredeyse 2500 yıl önce oldu. Bu nedenle bu konuda hangi ufak bir bilgi bile elde etsek harika. Bu yüzden Herodot'a ya da bulabildiğimiz diğer tarihi kayıtlara bir ölçüde güvenmek zorundayız. Devam edelim. Böylece Persler Yunanistan'ı kara ve deniz yoluyla istila ediyorlar. Yunanlar onları karada termofilde, denizde ise Artemizyum boğazında durdurma gibi bir strateji izliyorlar. Aslında bu konuda tarihsel bir tartışma var. Yani bu nihayetinde Persleri Salamis'te isteyenmek için uygulanan bir strateji miydi? Ki sonunda bu gerçekleşiyor zaten. Yoksa onları orada durdurmaya çalışıp durduramayınca Salamis'e geri çekilmek zorunda mı kaldılar? Aslında bir ölçüde her ikisi de gerçekleşti. En azından bu iki yerde de Yunanlar Persleri yavaşlatabildiler ve sonunda onları Salamis boğazında yenmeyi başardılar. Şimdi termofile gelelim çünkü burası pek çok efsaneye konu olmuş bir yer. Eğer 300 Spartalı filmini seyrettiyseniz, Orada da Kral Leonidas önderliğindeki 300 Spartalı asker yaklaşık 7000 Yunan askeriyle birlikte Persleri Termofil'de durdurmayı başarıyorlardı. Termofil işte buradaki kıyı şehri ve aslında burada büyük Pers ordusunun geçemeyeceği kadar küçük bir alan görüyoruz. Yunanlar Persleri Termofil geçidinde durdurmaya çalışıyorlar. Geçidi burada görebilirsiniz. Herodot'un kayıtlarına göre aslında Yunanlar oldukça başarılılar çünkü Pers ordusunu çok dar bir alana sürüklüyorlar ve Spartalılar diğer Yunan askerleriyle birlikte Persleri püskürtmeye imkanını böylece bulabiliyorlar. Aralarındaki sayı farkı inanılmaz. Kabaca 7 bine karşılık onlarca ya da yüz binlerce askerden bahsediyoruz. Herodot'un kayıtlarına göre Yunanlar arasında Perslere giderek onlara başka bir yol gösteren hain bir adam vardı. Böylece Persler Yunanların etrafından dolanabildi ve Yunan askerlerini kuşattı. Daha sonra ilerlemelerine devam ettiler. Unutmayın, 10 yıl önce Persler Eritrea'yı ele geçirmişlerdi ancak Atina'dan da intikam almak istiyorlardı. Ve Atina'ya gerçekten de gidebildiler. Ancak oraya gittikleri zaman şehrin büyük çoğunluğunun boşaltılmış olduğunu gördüler. Atinalılar Terslerin geldiğini gördükleri zaman işte şurada gördüğünüz Salamis'e gitmişlerdi. Dolayısıyla Atina şehri yağmalanmış ve yıkılmış olsa da Atina halkı yok edilememişti. Şimdi termofille eş zamanlı olarak Artemisyum boğazında da bir deniz savaşı vardı. Her ne kadar bu savaşta 600 kadar Pers gemisi olsa da yaklaşık 200 ya da 300 Yunan gemisi vardı ve Yunanlar bir kez daha sayıca azınlıktaydılar. Yani Persleri yavaşlatabilmişlerdi ancak durduramamışlardı. Perslerin özellikle fırtına konusunda kötü şansları devam ediyordu çünkü ilk gemileri zarar görmüştü ve Eoea yani Yubova ya da Eoea nasıl okumak isterseniz öyle okuyun, Öboya civarına yaklaşık 200 gemi göndermişlerdi. Ama bu gemiler de fırtınadan dolayı zarar gördüler. Gemiler Artemisyum boğazında Yunanlarla karşı karşıya geldiler. Yunanlar geri çekildiler çünkü sayılarının az olduğunu biliyorlardı ve böylece Persler Yunan gemilerini Salamis boğazına kadar takip ettiler. Ve orası da Yunan donanmasının Pers donanmasını yenmeyi planladığı yerdi. Pers donanması kesin bir şekilde Salamis'te yenildi. Pers ordusu ise hala Atina'da ve Atina'yı yıkıyordu. Ancak Atina halkını yok etmeyi başaramıyordu. Bu nedenlerle Serhas'ı bu noktada bir soru bekliyordu. Şimdi ne yapacaktı? Bu arada yıl M.Ö. 480. Serhas diyor ki, İmparatorluğumun bir ucunda Avrupa'da takılıp kalmak istemiyorum. Böylece geri dönüyor ancak kara kuvvetlerinin bir kısmını orada bırakıyor ve sonunda Platea'da kesin bir yenilgiyle karşılaşıyorlar. İşte burada ve bu da Perslerin Yunanlara karşı son önemli tehdidi olmuş oluyor. Bundan sonra Yunan-Pers savaşları birkaç on yıl daha, bir 20-30 yıl boyunca daha devam ediyor. Ancak bu noktada genellikle Yunanlar saldıran durumunda ve bu dönem Yunan uygarlığının altın çağının başlangıcını oluşturuyor.